she's making jewelry and these are traditional Gabonese dancers. Giselle Esson, Gabon Büyükelçiliğindeki işinden arta kalan zamanlarda boncuklardan el işleri yaratıyor. Esson, sanat eserleri tanıtılan diplomatlardan biri. Festivalin amacı diplomatlarla ailelerinin Amerika'daki hayata alışmalarına yardımcı olmak. Festivalin organizatörü Nan Coughlin, sanat çalışmalarının farklı diller konuşan kişileri bir araya getirdiğini söylüyor. Well, I think when you move to a new country... Yeni bir ülkeye taşınınca bir topluluğa ait olmak istemek doğal bir duygu. Bu festival sayesinde diplomatlar bir araya geliyor ve yeteneklerini sergiliyorlar. Beni öp, beni kucakla yazıları taşıyan bu hayvan resimlerinde sanatçı Valerie Kaflisch, Amerika'daki selamlaşma tarzını yorumlamış. Kaflisch'in eşi İsviçre Büyükelçiliğinde çalışıyor. Süpermarkette hemen herkes hep bugün nasılsınız diye soruyor ve herkes sizi kucaklamaya hazır. Ancak burada kimse el sıkışmıyor. Burada selamlaşmak başka ülkelerdeki tecrübemden çok farklı. Sanat aynı zamanda iletişim kurmayı da sağlıyor. Gambiyalı Sonan Gom, ona vatanını hatırlatan tekstil ürünleri üzerinde çalışıyor. Ülkemden uzakta büyüdüm, Afrika ile bağım kopsun istemedim. Gambiya'dan, Afrika kumaşlarından dikilmiş kıyafetler tasarladım ve bu herkesin çok ilgisini çekti. Sonra şimdi babasının seyahatleri sırasında aldığı kumaşlardan giysiler tasarlıyor. Bu festivalin en harika yanı uluslararası olması ve Amerikalılara belki de hiç göremeyecekleri kültürleri tanıtması. Takı yapmak Etik Üçaksono'nun hobilerinden biri. Ama takı yapmayı ülkesi Endonezya'da öğrenmemiş. Takı yapmaya Güney Afrika'da başladım. Eşim oraya askeri ataşe olarak atanmıştı. Arkadaşlarımla birlikte öğrendik. Aslında kültür paylaşımı diplomasi sanatının da bir parçası. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi, Washington.